merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün üç tane grubun direkt e, profili Instagram profili inceleyeceğiz e, birincisi BTS ikincisi Black üçüncüsü X olmak üzere e, Gönül hepsini inceleyebilirim Çünkü yani inceleyemiyorum çünkü şundan dolayı kaç tane grup kaç tane idol var hani bunları incelemeye kalksak falan böyle aylar yıllara sürer yani o yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim bugün bugünlük yani bu seferlik bu üç tane grubu inceleyeceğiz en çok çünkü bunlar istenildi. ondan sonra da şey yapacağız yani videonun etkileşimine göre direkt de şey yapacağız hani devamını diğer grupları falan çekeceğiz öyle bir durum olacak yani öncelikle şunu söyleyeyim ben yani bu işle ilgili bir eğitim almadım sadece gördüğümde hani güzel veya ne bileyim hani gözüme güzel geldiğinden falan bahsedeceğim. Hani normal bir şekilde açık bir şekilde yorum yapacağım. Yani bu işin şey değilim yani nasıl desem. Yani bilir kişisi yani demek istediğim o. Bakalım bu arada Instagram merak eden merak edenleriniz de varsa şuraya bir yere direkt hani bir şeyler fırlatırım artık yaparım bir şeyler işin içine. Öyle bir şeyler olacak. Bakalım geçelim. Bu arada video geçmeden önce de bu arada burada arada. bu arada? <laughs> <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, video beğenince olursanız beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Evet, ilk olarak my bias geldi, my bias geldi, V geldi acı. Ya V bana göre yani zaten zamanda yani dünyanın en güzel yüzü olarak seçilmiş olduğu için yani yüzü bence böyle yani bir daha ben, nasıl saysam, gelmeyecek yüzlerden bir tanesi çünkü benim yani gidin aslında biraz da eskiden falan bakın mesela 15-16 zamanlarına falan bakın biraz daha böyle şeydir. E, yüzü biraz daha böyle hani nasıl desem çocukumsu duruyordu. Çocukumsu nasıl bir kelimeyse. Hani biraz daha bir yüzü falan keskinleşti işte şu, 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 böyle 2-3 senedir falan böyle baya bir yakışıklı falan geliyor. Hatta dediğim gibi zaten dünyanın en güzel yüzü falan seçildi. bayağı bir bakalım biraz daha fotoğraflarına. Nasıl fotoğrafları var? Eee peki. Ben hiç bu arada yani bende normalde yüzü aşkın şey vardır. İdol falan vardı takip ettiğim Instagram'da. Hepsini ama kaldırdım çünkü idolleri o kadar çok takip ediyorum ki Yüzden fazla dediğim gibi. Direkt takip et normal takip ettiklerimi hani şey yapamıyordum. Ya ismini söyleyin. Yani normal takip ettiğim insanları falan göremiyordum, bulamıyordum. Onların hepsini kaldırdım. Ya yani uzun süredir falan bakmıyorum yani işte geri açığı yani. Bakalım abi neler var. Çok güzel gülmüyorum ya. Böyle gülüyor ya. Güldükten sonra böyle çenesi falan açılıyor. Çok Takım yapısı da bayağı yakış ya Kim çektiyse güzel çekmiş. Cık. Bu arada BTS'in fan şey yok. Instagram hesabı yok. Twitter hesabı var. Orada bayağı bir etkin. Bunlar muhtemelen fan yapımı zaten. Fan hesapları falan da direkt kişileri almışlar koymuşlar yani. Ah Filia. Filia'da reklamı falan var biliyorsunuz BTS'in. Kore'nin direkt Filia temsilcisi oluyor. Vay be. Filia'da güzel de ben pek kullanmıyorum ya açıkçası. Tamam, bu film alt, bizim bu film ad zamanlara çıktığı zamanlar. Biraz gerilere gidelim. <laughs> Şekillere bak. Talk show'a katılmışlar galiba burada. Bilmiyorum bu hangi talk show olduğunu bu arada. Herkes iyi duruyor ya. V, ah V'nin asaleti çok farklı ya. Yani V çok farklı. Benim bu arada yani direkt K-pop camiası içerisinde en sevdiğim direkt erkek idol bir V yani haberiniz olsun. Bilenleriniz yoksa söyleyeyim. Çimin. çok tatlı olmuş burada. Fo çıkmak sana. Saçları daha uzunken böyle, böyle daha şey olurdu böyle. Sert duruyordu. Şimdi böyle biraz daha ponçik olmuş yani. Cin'in de biraz yaşlarını yavaş yavaş ha. Hissedebiliyorsun artık. Bu şey değil mi? Dynamite. Aynen. Grammy ödüllerinde. İzlemiştik bunu hatta kanalda da var. Haa ee, de burada. Yongi'nin takımı bayağı değil mi burada bu arada? Young'in takımı bayağı sağlam. Jeop da sağlam. Jeop da bu arada şey böyle. Son zamanlarda çok böyle e, biraz daha böyle eğlence havasıyla falan takılıyor genel olarak. E, şey, e, Jeop. Artık böyle biraz daha e, sert tarza falan geçmiş ama şey durumu var. Gerçi konseptleri falan da geriye o şekilde. Adamlara baksana zaten direkt sert konsepte girmişler yani. Daha erkeksi konsepte girmişler. Jungkook'un saçları jong bu arada ben öne düşmüş halini daha çok seviyorum. Direkt alnının böyle yarısına falan kapatılmış hali değil de. fake love'daki hali mesela daha çok seviyorum yani. Geçelim abi. Grammy. BTS. Toplu bir şekilde. Nasıl güzellik acı. Yakışık Adam hepsinin karışımı ya. Bu ne lan? şu <laughs> Şuga'nın ne işi var? Şuga'yı koymuşlar şeyin yerine. Vini direkt kendi çekiminden dolayı herhalde Vini'nin hesabına koymuşlar. Şu da Winter paket şeyi de herhalde çekimiydi galiba. Aynen. Backpack. Ee, Bu nasıl güzellik aga ya. Neyse. sonra da JK'de. The JK, the yetenek, the gold metalist, golden magne, Gold Metalist nereden çıktı ya? Bir tane şey var ya, oyunculuk ajansı var ya direkt oraya gitti aklım. Evet. Bu, bu, bu paylaşım bu arada 5 milyondan fazla beğeni almıştı bu arada Twitter'da. Ben öyle de hatırlıyorum. Bilenleriniz varsa doğru, daha şey yapar. Daha doğru bir şekilde yazar. Bayağı bir beğeni falan almıştı. Baksana üstüne çok şey durmuyor mu? Adam böyle sürekli böyle şey oluyor. Evriliyor gibi. Saçları falan öne düşmesi. trek şapkasının ardından öne düşmesi çok iyi bu arada. Etrafta çok şey duruyor böyle smooth duruyor yani. Kara bir olayı var ama yani kapalı bir olayı var ama çok böyle tatlı durmuş yani içerisinde. Dekoru falan güzel yani. Telefonun acaba hangi marka? J2. Saçta çok güzel böyle ya bu şekilde de güzel ama daha, daha demin söylediğim gibi bana göre fake love'daki herhalde daha iyi. Bu şekilde de güzel ama saçlarına böyle sürekli boyuyor ya saçlarına sürekli yıpranıyor ne bileyim sürekli bir şeyler yapıyor saçlarına. E şu son zamanlar zaten bayağı bir falan uğraştılar o yüzden j K. adına biraz üzgünüm ya çünkü çok mutlu olduğu bir şey değildir bence yani bilmiyorum belki mutlu oluyor da olabilir ama yani sürekli yıpranıyor sürekli bir uğraş sürekli bir şey yani. Mesela Yongin'i falan mesela pek saçlarıyla fazla uğraşılmıyordur yani. Stili belli adamın durduğu şey belli. Daha fazlası veya daha farklı yakışmaz çünkü Yongi'ye. En iyi yakıştığı şekil o şekil yani. Siyah saç veya bazen beyaza falan çeviriyor. O şekilde oluyor. Jungkook. Burada da ne ponçik çıkmış yalnız ha. Baksana öyle. ha Şuna bak. Çok tatlı değil mi? Dudakları falan çok güzel ya. Sarı saçla farklı yakışıyor ya. Ama böyle tatlı poz vermiş ha. Hoşuma gitti benim. Ben pek bakmıyorum uzun süredir. <laughs> güzel güzel. Böyle stilleriyle oynamaları daha güzel. Ama daha kekse bak atmış bu arada uzun süre. sonra söylemem gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi. Türkiye kardeş. Hangi ülkeden olduğumu soruyor da. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak. Sal bir çocuğu be. Kim bu? Kim tutuyor ne beni? Jean. Bak burada bak mesela bu saç stilini daha çok beğendim ben. Daha iyi mesela. Yalnız bayağı iyi değil mi fotoğraf ya? Işıklandırma ve gönderen gölgelendirme süper olmuş. Arka tarafını böyle yani taşlı duvarlı varyasyonu falan da güzel tam oturmuş. Güzel durmuş da bu herhalde efekti falan kendim mi acaba? Ya direkt sayfanın kendisi mi yapmış acaba? Atanlar mı direkt o şekilde yapmış? Buna bir şey yapmak lazım. Eee bu Dynamite'dan değil mi? İlk defa yalnız buraya göre bir fotoğraf yiyorum yani. Fotoğraf çektirdi bir yer görüyorum yani bu arada. Grip. Güzel ya. Dynamite çok güzeldi. Ama bir yerden sonra kabak tadını vermeye başladı Dynamite ya. Zaten çoğu army bunu söyler. Hani Dynamite güzelli. Taps zirve oturacak bir şarkı zaten. Taps TV oturdu. Karşıdan rekor kırdı ama. Böyle çok fazla mesela ben tekrarlayamıyorum yani Dynamite'ı. Anjici olsun mesela. Başka şarkı sonu olsun. Mike Drop olsun mesela. Bence böyle çok tekrarlanabilir. Çok yüksek falan şarkılar yani. Sırada Jimmy. The Filter Boy. Ponçik. Ne yapıyorsun burada bakayım? Ne söylüyorsun ha? <gülüyor> 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 Çok tatlı olmuşlar. Cimin dudak Ciminin bu arada dudakları çok tuhaf ya böyle farklı. Çok ben minnak dudağı var ama hoş duruyor yani. Simetrik olduğu için hoş duruyor. Bu arada Jimin Ciminin şey son zamanlarda şey göz makyajlarını falan çok iyi yapmıyorlar mı? Bence aşırı derecede güzel yapıyorlar göz makyajlarını. Lenslerini, lenslerini falan özellikle çok güzel seçiyorlar. <laughs> <laughs> Geldi reis. Ya Bence bu arada yani Jimin'e en çok yakışan saç modeli bu. Direkt bana kalırsa. Yani kesinlikle bu saç modeli böyle hani benim için zirve falan diyebilirim yani. Takım hepsi falan da bu arada bayağı yakışıyor. Şeydeki zaman, Billboard'a gittiği zamanlar falan mesela çok iyiydi yani. Şey zamanı. Boy With Love şarkısına gitmişti ya Billboard'a. Mesela pembe saçlı takım hepsi falan yiyordu. Saçlarını da bu şekilde yukarı falan atıyordu. Bayağı iyiydi yani. Göster. Boncik. Selfie var ya. Bu ne? Good... A winter Pack değil mi bu? <laughs> çok tatlı ya. Baksana şuna. Bebek gibi ya. Ama Jimin'in olayı, olayı, çok seviyorum ya Jimin olayı. Şey olayı çok güzel böyle. <laughs> Allah'ım. Sahnetten ve sainten çok sert ve normal arkadaşlarınınken, yanındayken, direkt grup üyelerinin yanındayken böyle biraz daha şey yapıyor ya. nasıl desem. <laughs> Düşmesin de yalnız. Rahat takılıyor ve şey komik falan oluyor ya. Çok farklı insanlar gibi gözüküyor ama aslında tamamıyla aynı insanlar yani. O verdiği vibe çok farklı oluyor. Baya ya. Makyajlarını baya yapıyorlar. Takım hepsi de baya olmuş. Sarı rahatla beraber. Şimdi geldik. Lidere. The best of the leader. 146 ay küçük. Çok zeki bir insan değil mi? Çok güzel de söz yazarım. maşallah. Ne ya lan? Elindeki ne Piş, Ne tuttuğunu anlamadım bu arada. Oyuncak gibi bir şey galiba. <laughs> Gözleri çok büyük değil mi arabanın ya? İlginç. Vay be. Acaba dışarı nasıl yazıyor BTS? Mesela çok fazla popüler gruplar var. Normal gruplar da var. Ama mesela normal gruplar dışarıda gezebiliyor. BTS'in popülaritesi falan çok yüksek olduğu için acaba Kore'de nasıl yazıyor? Çok merak ettim. Hiç bakıp araştırmadım bu arada. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> nasıl selfie lan o? Ve <laughs> <laughs> We... Namjoon çekmiş galiba bunları Eee. Ey sana bak. Cinin boğazındaki ne kadar güzel olmuş. Burada arama uzun paltolar çok yakışıyor. Bayağı iyi yakışıyor bana kalırsa. Burada bayağı iyiymiş ha. Bandana ne kadar çok yakışıyor lan arama. aramın şey hali çok güzel ya böyle hani. Şöyle takılıyor ya mesela şeydeki hali. Hmm, Anıncudaki hali falan böyle. Ya Anıncudaki sarsini falan demiyorum Orada mesela çok sert takılıyordu ya umursamaz tavrı falan var. O mesela çok hoş duruyor adamın üstünde bence. Güzel güzel. Bu neymiş? Ha, ne kadar iyi manzaraya bakar mısın? Çok iyi lan. Valla. Ya emeklerin karşılığını kanalı var ya ben çok mutlu oluyorum bazen böyle görünce ya. Geziyorlar, tozuyorlar falan böyle anne yani, bilim rahat rahat takılıyorlar falan. Insana güzel hissettiriyor yani. Geldik Yongi'ye. Yeah. Yongi'nin Yongi biliyorsunuz son zamanlarda sıkıntı falan yaşadı omuzundan falan ameliyat oldu. Belli bir süreç şey yapamadı yani direkt ee, performanslara falan katılamadı. Bakalım. Ne bu file mi? File reklamı mı? Yok. BTS 29. Tenis mi var ya? Yani BTS 129'da. Ha fila reklamıymış bu arada. İzlenebilir bu oran ya bu arada. isterseniz kanalda izleyebiliriz. He, çok ponçik. En sevdiğim rapçi bu arada BTS'in arasında. BTS grubun içerisinde. Onu söylemem gerekiyorsa. <laughs> Şuka biraz şey böyle ya. Grubun dedesi diye geçiyor bu arada. Şuka bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim. Böyle biraz daha böyle şeydir hani. Hayattan bıkmış bir değil de. Sürekli böyle hani eğlence havasına girmez. Böyle sürekli mesela her şey atılmaz. Biraz daha böyle kendisini geride tutar yani Daha yani Tam böyle şeydir yani nasıl desem. Yani her zaman gönül olmuyor. Böyle biraz daha böyle sıkılabilen sıkılabilen taraftarda bir insan yani şey. Suga. Ee, Bakarız mesela performans üzerine falan bakın. Yani örnek bir grubun bazı çoğu oynayan zıpla falan. Suga mesela oturup düşünür yani karakter öyle takılıyor genelde. Ya çekinin ya da ortamlarda falan böyle kalabalık ortamlarda falan çok fazla enerjik olmadığından yani. Çok, çünkü şu zaten çok fazla her şeyin içerisinde böyle dahil olan birisi ya Ama grup üyelerinde falan arasında çok böyle şeydir. Şen şenliktir yani. Grubun dedesi diye geçiyor o yüzden lakabı. Bazı, bazı yanlarda. Ee, bak şu gün en sevdiğim sastri bu bu arada. Tamiri anla açıyor. Sadece hafiften sağ kısmındaki sağ saç tarafını aşağı indiriyor falan. bayağı iyi oluyor. Değiş nasıl da. İsmini doğru mu söyledim bilmiyorum ama baya iyi değil miydi? Çok sağlam bir şarkıydı bu arada yani. Ya bildiğim böyle şarkı bu arada pat diye falan çıktı yani Değiş Böyle bildiğim böyle bomba etkisi falan yarattı ya. Solo, solo, solo şarkıcısı sen ya. Yani. Sen kendine gel. Vallahi helal olsun. Bayağı iyi yani. Şimdi geldin grubun en büyüğüne. Jin. Evet. Jin de büyüdü ya yani valla şaka maka. Artık büyük gözüküyor yani. Vazgeçtim. <laughs> Jin'e Jin bu arada anlaşık daha iyi. Onu söylemem gerekiyorsa. Baksana. Anlaşık çok daha iyi. Bana kalacak olursa Fotoğrafların çoğu selfie Fiziği falan da çok iyi mesela buradaki ortamı çok beğendim ne bu ödül aldıkları şey falan gösteriyor galiba aynen Baksana tonlarca ödülleri var adamların ya Kim yapıyor lan burada? Ne kim o <gülüyor> <gülüyor> merak <gülüyor> ettim <ben>. ya <laughs> Bilenleriniz varsa yoruma yazabilir mi Hey Grup'un büyükleri Şuna bakar mısın? Bu nasıl görsel aygı? Bu nasıl bir göz, bu nasıl bir görsel, bu nasıl bir göz mankeseci, bu nasıl bir saç, bu nasıl bir kıyafet? <laughs> bayağı iyi, bayağı iyi. Sıra geldik J-Hope, grubun bence en neşelisi. Yani böyle... Tam bir neşe manyağı ya. Hep böyle pozitif, sürekli olumlu sürekli komik ve çok iyi yani bence. Reis ya. Pasta bu vilayda bunu izledik bu arada biz canlı izlemiştik hatta canlı direkt şeyden YouTube'da. Doğum günü falan kutluyordu galiba böyle bir şey var tam hatırlamıyorum. Adam sert durunca da böyle hiç olmuyor mu? Tam böyle çok erkeksi durmuyor mu ya böyle görünce direkt nasıl modu değişiyor farklı oluyor. <laughs> Bunun da dediğim gibi yani şu, şu tam tersi yönde olarak e, alnını kaldırıyor sol tarafa yatırıyor yani o çok güzel oluyor mesela şuradaki gibi pardon buradaki gibi diyorum. Nerede adım görmüştüm sanki. Heh bu şekilde. Ben genelde bu saç stilini falan daha çok seviyorum yani onu fark ettim bu geldi yani aklıma. <laughs> ne diyor lan burada? patlattı ya Funchik. Dynamite de şeyde çok iyi değil miydi ya? Direkt neydi ya? Ee, melon muyduk? Melon değildi galiba ya. Mamaydı galiba. Mamaydı orada şey çok iyi değil miydi Dynamite performansında? Böyle ceket falan giymişti. Ortası falan böyle açıktı. Bayağı sağlam bir şey vardı yani. Tarzı falan çok iyiydi orada. Dömesini de ilk orada görmüştük galiba. performanslar arasında galiba. Şeyde vardı. Hmm ismini söyleyeyim. Onda vardı. O gün hatta yanmıştı performansına ya. Ne yapıyor lan burada? He? Boncik. Çok güzel ya reis Vallahi. İnşallah neşere sürekli daim olur devam eder yani. Geldik. K-pop'ta en çok en çok takipçiye sahip idole. Nasıl bir şey bu ha? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey? Burada reklam veriyor da ne? Selin reklamı. Selin sponsoru da baya baya sponsor yardırıyor ya baksana. Bir ülke parası yatırmış galiba kadına yani. Vogue de var. Çok çok kadınsız durmuyor mu ya? Bir ara liseye çok çıt kırıldı diyorlar. Da. Çok zayıf diyorlar da bence fiziği çok iyi yani. Bayağı iyi bir fiziği var. Yüzüne zaten güzel falan bir şey demiyoruz. Bayağı güzel. Baksana full reklam yani Selin Selin de okunuyor galiba Güzellik ya Valla Tam böyle şey olmuyor idol olmak için gelmiş dünyaya sanki hmm, Çok tatlı burada <laughs> Bu ne? <laughs> çok iyi lan. Adam var o kadar iyi yani adam diyorum. <laughs> kız o kadar iyi dans ediyor ki. Ya bir dakika boyunca susturdu beni yani. Mühürledi yani direkt dudaklarımı falan mühürledi kız. <laughs> Güzellik ya. Çok tatlış bir suratı var ya. Geçelim Jenny'ye. En çok Koreli en çok Koreli olarak en çok takipçiye sahip idol. Çok iyi lan hangisine sıkılacağımı şaşırdım. Gerçek köpeği mi bu? Bu köpeğin olduğunu biliyorum bak. Bu köpeğin olduğunu biliyorum da. Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Allah sponsor. güzel ya. Böyle tontiş suratı falan var ya çok güzel değil mi? Böyle ponçik böyle yanaklı da böyle ton, tontiş tontiş. Çok güzel bir suratı yok mu ya? Hı. Bu ne? Bunu bilmiyorum bu arada. Ne bu? really beautiful. Ay. Here her bu Beautiful ben bunu duymuştum bir yerde. Bu da bir marka da ne olduğunu bilmiyorum. Güzellikle ilgili galiba. Şuna bak ya. Kuyuzum. <laughs> çok iyi değil mi lan? <laughs> Oğlum çok iyi vallahi çok güzel kız. <laughs> wow, bu da bir şeyin şey aynen vlog çekimlerinde bunu görmüştüm. Bunun vlogları falan da var Jenny'nin. Şeyde hatta YouTube kanalı falan var orada görmüştüm yani. Nasıl bir şey isimlerle? Baksana sanki baştan şey yapılmış gibi insan ya. Çok güzel yani. Bu kadar güzel olamazsın kanka. Normal mi bu kadar suatlarını çok böyle küçük büyük olup böyle zayıf, çok zayıf olmaları falan böyle biraz şey ya. Tuhaf geliyor çünkü şundan tuhaf geliyor. Mesela normalde yani batı insanı falan biraz daha böyle zayıflattığı zaman yüzü falan çok ama Bunların bir tonmuş tonmuş kalması çok tuhaf yani. Yerlik ya, my baysa. Jisoo, Jisoo Yani K-pop'ta en sevdiğim kadınlar arasında rahat gider bu arada. Çok seviyorum kendisini. Bayılıyorum yani. Bu fotoğrafını görmüştüm bu arada. Denk gelmiştim. Birazdan bakmadım fotoğraflara inelim. <laughs> Çoğu ünlü böyle tatlıcı falan var arkadaşlar Adidas Koymuş ekranı Ayı düştü ya Sıratı çok iyi değil mi ya Yakın bir zamanda dizide de oynayacak arkadaşlar Bilginiz yoksa söyleyeyim ben Wow Ne kadar küçük bir ayı Hır ne bu? Black Savage. Pret Savage lan Black Savage nereden çıktı? Bu ne? <laughs> Çok iyi çekim yalnız. Burada şey yapıyorlardı galiba. Aynen şovun direkt çekimlerini falan yapıyorlardı. Pratiklerini falan yapıyorlardı galiba. Çok iyi değil mi? Burası güzellik aga İnsan olamazsın sen ya Bu dünyada olamazsın yani Tüh. Wow, burada bayağı iyiymiş lan Çüş derim yani Harbi çüş Çok zayıflamış lan Ama daha iyi olmuş ne kadar iyidir Yoksa Leipzig görme burası. Böyle bir sahnesi vardı ya aynen. Bu ne? Bayağı iyi ya. Neyse ben bu <laughs> direkt geçeyim abi. Sıra geldi Rose. The Rose. Sonunda iki tane şarkı çıkardı biliyorsunuz. Amy çıkardı abime dahil olmak üzere Gun ve On The Ground şarkısı. İkisi de muazzamdı bence ama Gun daha iyiydi. Bir tık daha iyiydi bana göre. çekimlerini falan vlogunu izlemiştim ben bu arada. Çok güzel fiziği yok mu bu arada Rose'u? Baya bir şey var yani Rose'nin. Baya bir güzel fiziği var. Şundan dolayı yani bilmiyorum. En boy uzun hem bir de biraz kendine iyi bakıyor. Bacak boyu falan çok uzun ya. Çok hoş duruyor yani. Göster kız. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Önlük gibi. Ben bu arada K-pop idollerinin böyle önlük gibi şeyler takıyorlar ya mesela. Bilmiyorum burada ne diyorlar tam olarak diye. Bu yakalanan şey takmaları falan şu şekilde. Çok hoşuma gidiyor yani benim bu arada. Kadınlara çok güzel gözüküyor ya. Full, bunlar full şeylerden. Aa, i̇smini söyleyeyim stage arkası yani normal biliyorsunuz bir şarkı çıktıktan sonra ardından direkt peş peşe böyle tv kanallarına falan konu kodlar oradan direkt şeyler yani on direkt stage arkasında çektikleri fotoğrafları falan anlıyor yani şu an bu direkt bunlar onlar yani çok tatlı güzellik ya <laughs> şu Kanka ne yapıyorsun burada bakışı var yani. <laughs> Bence bu arada Rose'un Rose'nin direkt en güzel şey durumu bu ya. Direkt ince belle direkt bu şekli kıyafet giymesi ve direkt hani kısa tek giymesi. çok yakışıyor yani. Fiziğin tamamıyla ortaya çıkartıyor. Evet gel Lix take baba Stray My bias Bang Chan My bias oluyor kendisi Bakalım aga Bugün bu arada Kingdom'ın biraz trailerini falan gördüm Uyen, de okunuyor galiba bilmiyorum Bizim Tilki Direkt ağlıyordu falan Bang Chan o teselli falan ediyormuş Ben daha izlemedim çünkü kanalda izleyeceğim ondan sonra da Öyle bir durum varmış bu ne Seungmin. <laughs> the best in the vocal. Çok güzel vokal yok mu? Vokaline bayağı düşüyorum ya Seungmin. Arkasında ne bu? Ha şey. TV kanalları falan gösteriyor. Radyo kanalları falan gösteriyor. Bayağı iyi değil mi ya? Eee Tilki. Tilki ne haber? Gözlerim harbi o şekilde değil mi? Çilki olarak düşünün. Harbi o şekilde ya. Yüzüm parlıyor. Yanakları falan kızarık duruyor. Işıktan dolayı mı bilmiyorum ama çok hoş durmuş yani. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Çekim mi var? Ne var? Ne? Ne, ne yapıyorum burada? Söylemek. My bias. Bankçına var ya renkli lensler o kadar çok yakışıyor ki bu kadar çok yakışamaz yani. Kingdom'dan çekilmiş bu arada. Şuna bakar mısın? Hı? Trabzon burunlu reis. Çok güzel ama. burnun büyük olması mesela suratına çok yakışıyor bu arada. Bak canım. Dahan. Bunu geçen gün çık şarkısını direkt şeyde. Kanalda. Bayağı iyiydi. Han'a mesela sürekli. Han'ın saçıyla sürekli oynayabiliyorlar. Çünkü adama çok şey yakışıyor ya böyle. ya Her türlü saç yakışabiliyor adama yani her türlü renk falan baya yakışıyor. Siyah pardon her türlü renk diyorum pardon. Siyah saç üzerinde her türlü saç stili yakışabiliyor ana. Felix. Görüşmen reis. O ses nasıl çıkıyorsa artık bilmiyorum yani baya zor. Ben iyi duyulmuyor falan demiştim. Bu adam nereden çıkar diyor bu sesi falan demiştim yani. Bundan mı çıkıyor falan demiştim yani ses. Makyaj bayağı değil mi? Bu da şeyde olması lazım. Kingdom'dan alması lazım Çok iyi değil mi makyajı Bayıldım geçiyorum <laughs> hmm, Bu çok iyiydi ya öpün, öpün da diye vuruyor böyle şeye çana falan o sahnesi O sahnesi direkt aklıma geldi yani bayağı iyiydi Kingdom'da İkinci olmuş tane galiba ama bölüm Şuna baksana Fazla iyi yani Linova bak. Bu şey ya böyle. Ejderha şey gibi böyle. Pulu gibi düşünün arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş. Changmin'de de vardı aynı suratında. Bayağı iyi değil mi? Ha, birisinin oradan da şey. <laughs> çalışan birisi de şey yapıyor. Siliyor falan. Çalışan, çalışanlar yanında olmak istemeyiz arkadaşlar. Size bir soru. Yazın direkt yorumlara yazın bakalım Hı <laughs> hı Oyuncuklar ya <laughs> Felix e bak Oha lan çok iyi herkes bu şekilde atmış Bayağı iyi değil mi? Bu nerede kullanılır acaba? King'li ben niye hatırlamıyorum ilk bölümde falan mı vardı hatırlamıyorum yani mü? Chang Win O mühürcünü göremedim ben. Vallahi kafa atacağım ha. Oyuncunu biliyorsunuz arkadaşlar skandal mevzular falan çıktı. Ondan sonra özür mektubu falan yayınlanır. Adam ondan sonra yok yani. iki aydır piyasada yok. 65 gün ne oldu yani? Ben direkt oyuncuna buradan bakacağım ya. Göster. Görsellerden göster. Buradan bakalım arkadaşlar saat ederim çünkü şu. The visual. Görse çok sağlam değil mi reisi? Dudakları falan böyle hani kız kız suratlı dersiniz de mesela erkekler çok güzel dersiniz mesela. bayağı güzel dersiniz. Erkek güzel olur. Oyuncunun test kesinlikle o şekilde yani. Bir de böyle çok cool falan olması, Çok böyle artistik takımız çok hoş oluyor genelde oyuncunun da. Buradaki side de güzeldi bu arada double knotta Orusta güzeldi ama bence en iyisi havas havası çok farklıydı Şimdi i̇şte Backdoor'daki havası çok farklıydı Bayağı iyiydi yani Çok ponçik değil mi ya? Adam hem tatlı olup hem yakışıklı olup hem mi, yüzü güzel olup hem de bu kadar çok iyi yetenek olması falan çok anormal değil mi? Sıra geldi Exo'ya yeah. Lay Çinli reis. Adam gitti geri dönemedi lan şaka gibi ya. Cık cık cık. I am the lead. Dedi gireceğim şimdi bak gaza geldim ha. Women's Day. I wish all the female friends reading this a happy holiday. Thank you for your heart. Kadın günlerini kutlu. Kadınların günü kutlu. Eyvallah kardeşim. Helal olsun lan sana. Hmm, köpekleri mi? köpekler dedim Allah. Kediler mi diyeceksin? Baksana hanları çok fanlarını çok düşünüyor Ley bu arada. ay dur. Açmayalım dur. Şey <laughs> telif girmesin. Allah ne oluyoruz? Nerelere geldik hacım bir dakika. Aman aman nerelere. <laughs> çok fit değil mi ya? Çok iyi dans ediyor bu arada. Mükemmel dans ediyor yani. Söylemeden geçemeyeceğim. Şuna bakar mısın? My last performance of 2019 diyor. 2020'de ne olacak diyor. Ondan sonrası yok yani. Hepsi bütün bütün postlar bu arada eski. Adam yeni postu yok doğru ya. Çünkü bir aktiviteli gösteremiyor adam yani. Çin'de olduğu için. baya iyi değil miydi Ejder bu arada? Ejder çok iyi değil miydi? Quinso. Küçük ponçik tatlı sesli En son şeyde görmüştüm bunu ya. dizi dizide filmde mi ne oynuyordu bu ya? Şeyde görmüştüm. kim kim neydi lan? Bir dakika dur. Kim Quinso? Aynen. Kim Huyun da dizde mi filmde mi ne oynamıştı galiba? O Kim Huyun değil ya neydi? Hemen bakmam lazım. Hmm, bakıyorum. Kim Soyun aynen Kim Soyun'da bir kız var. O, o kızı direkt bir tane dizde oynamıştı. Film de olabilir arkadaşlar. Film de yani. Hani gerçek film diye herhalde. Filmde falan almıştı. Hani öyle falan şeyi var. Kendini falan katıyor yani artık. Bakalım belki ileride falan devam, devam edebilir belki. Bilmiyorum yani direkt eksollere falan varsa onlar daha iyi bir olur da öyle durumları var. Askerden kareler ha. Vay Berede Bere de yakışıyormuş ha yalnız. Bere de güzel takıyor bu arada helal olsun. Ben de bere taktım askerde jandarmayken. Yani takmak sürekli güzel tutmak falan kolay iş değil yani. Böyle bir şeye çıkmış değil mi? Görmüştüm bunu mu izlemedim. Çıkacak mı çıktı mı bilmiyorum ama izlemedim yani. The Axol. Yallak. Axol direkt gene, geneydir arkadaşlar. Birisi Asya'ya giderken orta, ortaya alınır ve fotoğraf çekilir. Kafası kere bir şekilde kafasına falan dokunurlar yani. Baksana şuna. So The Axol leader. Uzun süredir atmamış bir senedir falan neredeyse post atmamış bu arada reis, Ne yaptınız oğlum Adamlar İnşallah bakalım bu yazın comeback açacaklar nasıl olacak hep beraber bekleyeceğiz ya İnşallah güzel olur her şey yani Oo, Motor da var yani. Duke herhalde markası Ne bunlar çekimler mi Sterinoid 30 oldu dimi reis Yaşım vardı lan orada. Herhalde yaşı vardı galiba. Görüşe çok iyi mi ya? O asis. Mekan falan fena iyi ya. Bak burası da galiba bu şekilde buraya benziyor. yani şey böyle kendi falan çok güzel bir yerde yani belli. Kendi de evinde kalıyor sanırım. Yurt yurtta da gidiyorlardır belki ama. <laughs> Hepsi var ya yavaş yavaş yaşlanıyor ya. BTS'e falan da öyle yani. Yani yaşlanıyor normal yaşlı değiller ama direkt sektöre göre yaşlanıyorlar anladın mı? Demek istediğim o. Hani yüzünden falan direkt anlayabiliyorsun yani. <tık> ya, ne -no, 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 Geldik My Bias Baekhyun. Çok iyi değil mi O da askere gidecek yakın bir zamanda. Yani ses en sevdiğim sesi sahip bu arada. Direkt K-pop camiası içerisinde. Jungkook'la beraber muazzam bir sesi var. The Bambi. Bambi'deki MJ ses MJ vibe'ı bu arada. Çok güzel değil mi yine? Niye böyle bir çekim var lan? <laughs> Peki abi. <gülüyor> <gülüyor> The Musician. Görsele bak aga. Faker'la falan şey yapmışlar. Lol varsa biliyordur belki. Faker'la direkt şey yapmıştı. Yayın falan yapmıştı yani. Pardon direkt Aynen direkt YouTube, YouTube hesabına direkt şey almıştım. Uh, i̇smini söyleyin. Video atmıştım. Şuna <laughs> Kayının postu şeyini şarkısını da paylaşmış. Neler Lan. Bu şey dizisi değil mi ya? Neydi onun ismi? Bu diziyi de biliyorum da bu arada unuttum ya. İzleyecektim ama izlenmiştim. Hatta Parazit'teki kız, Parazit'teki kız oynuyor hatta. Direkt o dizide. O öyle olması lazım. Kendi, kendi süper değil miydi bu arada ya? Kendi var böyle bildiğim muazzamdı yani. Kaç defa dinledim hatırlamıyorum. Geldik <laughs> ilk sırada Kai'ye. Kai. <laughs> Şekline bak. Güzel ya kayın kayın da burada sevdiğim seydedim deli bu şekilde hafif direkt sağ atıyor ben genel ben genel olarak bu sarsitilerini çok sevmişim ya onu fark ettim de şey çok iyi miydi müdü ya hmm. Hmm. nasıl hmm. <laughs> şarkı ismini cevap şey ki direkt izike demiyorsun ki hmm. çok güzel değil miydi? <laughs> Biz ya. adam tam böyle erkek duruyor. Tam böyle erkekimsi duruyor. Çok böyle şey değil mi? Seksi falan dans etmiyor mu dans ederken de? Bak bu saç çok hoş. Ama uzaktan bakınca daha çekici duruyor yani. Baksana da çıplak Çıplak fotoğrafını göreceğim ne iş şey yapacaktım harbiden gördük yalnız. Şu kovboy, kovboy kalbi çok iyi değil miydi bu arada? Şeyinde direkt, şey şarkısının direkt ikinci versinde vardı. Bu ne lan? Love falan mı bunlar? Orada da böyle çiçek falan atıyorlardı ya sürekli olarak bir yerden sonra Çalışılıyor he çalış bakayım Gucci Prada Para var ha. reis Maşallah Belli çok ince değil mi bu arada Kayn'in ya? İnce belli reis Seyhun. Grubun görseline geldik. Magnesine geldik. Magnesi miydi lan? Pardon yani Yanlış olmasın. Bakalım ya. Magnesi ve görsel diye biliyorum bu arada. Yanlış da biliyor olabilirim. Uzun süredir bakmayınca. Göster. Seyit. Aynen. Visual Magnet'iymiş doğru. Çok ponçik sıratım yok. Ben bu, arada en şey Seon'u Envoy'a benzetiyorum. Astro'daki Envoy'a benzetiyorum. Haberiniz olsun. Mükemmel yöresellik. Wow diyebilirsin yani. <laughs> Şuna bak. Çok iyi lan, ikisi de şaşırdım, yemin ediyorum. DayZ'den markasıyla çalışmış. Hmm, don donarken aga, çek. Aslı bir surat oğlum. İleride var ya, bu aç kalmaz. <laughs> yemin ediyorum var ya, her türlü şeyde oynar yani. Her türlü çekime falan gider. He, hayvan hayvan fotoğrafını falan bana çok seviyorum böyle. Çok sempatik buluyorum bu arada. hı neyse Ama tüysüz ben tüysüz hayvanı sevmiyorum ya. Hayvan dedim böyle tüylü olacak bana göre. Yolucan anladın mı? Seveceksin yani. Eline gelecek. Ne bu? Anlamadım bunu. Kendi köpeği de yanındaki de mi kendisi acaba? Tanıyamadım valla. çok iyi ya reis. Görseli falan mükemmel. Bu da bayağı çıkmış. Yeşil ceket ve açık renkte bir saç. Saçın rengini bu arada tam olarak çözemedim. Kırmızıya yakın saç rengi ama tam olarak anlayamadım. Bayağı iyi uyumlu olmuş yani. Geldik Çen. Çen'in burada bu arada şey yok. F şey, ekrana göstermişim bu arada tuhaf. <laughs> ama bayağı iyiydi yani kısacası. Çenin bu arada şey yok, instası yok, tek instası olmayan Exol, Exol direkt, Exol üyesi. Niye yok bilmiyorum bu arada. Yani bilenleriniz varsa yazsın. Ailesi falan, çocuğu falan var belki ondan dolayı da olmamış olabilir yani. Hayır, bilmiyorum ya. Yani. Tam olarak dediğim gibi. Tüh. Geçen sene post atmış en son bu sayfa. <laughs> Kuyungusunu gönderirlerken. <laughs> Kuyungusuna bak. Vay be. Yavaş yavaş gidip geliyorlar ya. Vokali nasıl peki bu arada? Çenin bayağı değil mi? Oha lan. Yüz makyajını kes. Beykünün falan da çok iyi bu arada. <laughs> Her türlü spor var diyorsun reis'e. Araso. Geldik erkekler arasında en çok e, takipçiye sahip idole erkekler arasında Chen Yol daha geçen gün askere gitti kendisi Aa, reis asker yolladılar ya şaka gibi bazı şeyler bazı üyelerde asla giden şey fotoğraflar var bazılarında yok anlayamadım bunu tabi son fotoğraflar atılmış 1.92 boyunda mı ne ya? Bayağı uzun. Sana dev gibi yemin ediyorum ha. Bu nasıl görsel? Bu nasıl görsel aga? Ha? Tek kelimeyle muah. çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> iyi, ne <laughs> Belki, ay ne oynuyorlar artık. Belki gün kendiye şey mi geldi? Kutlamaya falan mı geldi acaba? Tebrik etmeye falan geldi sanırım. Birbirlerine çok sıkı bağlanıyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim ya. Exo da öyle ya. Exo da öyle. Vay be. hepsi de ha. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz beğen bir. Kanala abone olmayı, abone olmayı, unutmayın. Yani bu şekilde istiyorsanız yorumlara falan yazarsınız. Oradan devam ederiz. Hangi grupları istiyorsanız falan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.